Esselamu aleyküm saygılı sevgili dostlar. Vakti şerifleriniz hayırlı olsun. Tekrar Zoom Vatan programımıza hoş geldiniz. Selamu aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Bizge hoş olganınız için pek memnunuz. Geliniz bugünkü misafirimizden tanış olayık. Can Koyden, bizge bugün misafirimiz geldi. Hırım Tatar Tili ve Edebiyatı Ocası ve bu fenlerin услужысы, яни методист оларак Сулейманова Майре ханум Максут кызы. Хош келдиңиз, Майре ханум. Мерабаңыз. Акшам шарфларыңыз мубарак болсун. Оджа зинаты урмет ве итирам талап эткен зинаттыр. Бүгүнкү караманыбыз Майре ханым Сулейманова 1967 сенеси майыс 15 күнү Өзбекстандагы Кажгадарья вилаятынын Якабах совхозунда дүйнөгө келе. 1975 сенеси Корантасынын берабер Китап шаарына көчө. Анда ерле мектепни бытырып, Ташкенттеги Токумчулук ве Еңил Санай институтуна окумага кире. Йыллар кечтикчи 1993 сенеси Кырымга көчө ве Жанкой районунун Яны Жанкой, яны Новостепное коюнда ерлеше. Майри ханым Махмеджит Девлет университетине кырым татар ве рус тили ве эдебияты бөлүгүнө окумага кире. Halkımızda tahsil yolunda gidenler, yani hocalar ve tıpta çalışan ve okuyanlar gerçekten de çoktur başka fenlere göre, başka kesplere göre. Doğru mu? Bende öyle bir fikir oluştu da. Ama bu ikisi de çok gerçekten de mürekkeptir ve en faydalı, yani faydasız kesip olmaz, yani hüner olmaz da. Ama adam, insan yetiştirmek gibi, yani terbiyelemek, yetiştirmek, mütehassıs yetiştirmek, bir de insanı tedavi etmek gibi. Yani bu ikisinin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz yani. Mayra Hanım, ben bildiğime göre siz baba taraftan da ana taraftan da çöl taraflısınız. Evet. Öyle mi? Evet. Anam Karanaymanlı, Piromayski rayondan. Babam Cankoy'da, baba Taykoy'da. Hı hı. Baba Taykoy'da evi de var. Şimdiki zamanımızda da duram. Ben babam Baba Taykoy'da kamacı. Kamacı degen koyde şu reis olgan. Koyunun reisi. Emcelerim o tarafta, şu tarafta bugalter olganlar, traktorist olup çalışkanlar. Bütün korantası anda olgan. Şunun için de bu sürgünlükten sonra da biz Cankoy'a yerleştik. Özbekistan'a bu nasıl sürgün vaktini biraz anlatsanız, siz bu taraftan da bir tanıyık da bir yere düşmüşler nasıl? Sürgün geçi Kırım'da yaşaganda Cenk'e kadar aytkanım gibi kart babamlar Kırım'da yaşagan ama Cenk başlangandan son kart babam ve emcelerim hepsi Cenk'te iştirak ettiler. 41. senesinde olanı Cenk'e alıp getirler Sovet tarafından. Babam yaş olganı sebebini o partizanlık yapan. Partizanlık men yapıp konslagerge düşüp da İtalya'ya barıp anda da partizanlık konslagerden kaçmak usulunu da tapa. Öyle bir şuh olgan işte. İtalya'da da anda partizanlık atriyadında bolgan. Ondan sonra kine emselerin koluna düşüp konslagerde bolgan. 45-ci senesinde kayta, evine kayta, evet. Kırım'a kayta. Kırım'a kaytıp kegende, elbette kimse onu karşılamay, kimse yoktur. Babam aytkan gibi 12 saat bergenler, 12 saatte, saatin içinde o Kırım'na taşı, Kırım'dan çıkıp gitmek gerek edin. Evet, insanlar yardım etkenler o vaktinde milletine bakmazdan birbirine yardım edip ana babaları kayda olganını, yani anası kayda olganını, kardeşleri kayırda olganını sorap evet, Özbekistan'a soraştırıp Özbekistan'a yetip bara anda onu kitap şehrinde kitapta tapa korantası anası ve kız kardeşleri.
Mayra Hanım, ana babanız Uzbekistan'da aile kurdu. Siz özünüzün yaşlılığınızın, babalığınızın nasıl hatırlaysınız? Sizin evdeki adetleriniz belkim de olğandır. Nasıl hırmağındasız işittiniz birinci sefer? Evet. Hatırlanız onu. Evet. Evet, terbiye Kur'an'da olay. Urf adetlerimiz saklanıp o vaxtında bütün kilimizni saklanıp saklap bu Kur'an'da da bolgan me. Anam babam bir-birine uçraşıp aile kurgansın. Tatam var. Tatam son men, son oğlan kardeşim olgan. Üç balası. Üç bala olgan. Hepsi Kırım'da mı olar? Abam ta Özbekistan'da, tatam Özbekistan'da. Buradan hepsine evet. Selamlar olsun. Selamlar olsun. Bakalar çünkü evet, bizlere bakalar, hepsi bakalar. Evet. Canı gönülden selamlar olsun. Nasip eylesin. Evet. Üç balanı büyütüp onlar bizlere tahsil verdiler. Yani alimalım alimatlı bulduk. Oha bakmazdan evimizde de kartanamız var idi. Kartana. İşte bu da çok mühim. Evet. Mühim çünkü o bizim korantamızda umumi ana tilimizde laf etiydi. Ben bugün tacipke kalan biz Uzbekistan'da olganda dostlarımızla Uzbek tilde söyleşiydi. Rus mektepte Rusça. Ama evge bosagadan kırgeninden ana tilimizde. Tuğan rularımız yakın olgan sebebinden er akşamları toplaşıp ana tilimizden saklap laf etip konuşup ebettek Uz tilimizde konuşaydık biz. Yırlar yırlap, latifeler aytıp, külüşüp. Ama tek bir arzuları bar idi, bu vatanımızga kaytma. O yırlarını da yırlap, ağlaşaydılar. Buna böyle şekilde men terbiye aldım. Ana vatan degende vatanımız birinci yerde duraydı. Tilimiz degende bizim Kur'an'tamızda birinci yerde duraydı. Ebet kartanamını sabah pişirgen kahvesi, lokumları, kokusu burnumda ledi turan. O benim sınıp kalan bizim nemizge deyende, bizim urf adetlerimizge, son sabah pişirgen elvaları, milli yemeklerimizden. Ve bu ayrılmaz şey. O sevgi sizge de aşkataydı. Sevgi. Sevgi bu bizim medeniyetimizge, bizim tilimizge, bizim urf adetlerimizge. Kur'an'da. Evet, alçak gönüllülük Kur'an'da. Böyle medeniyet. Evet. Şimdi böyle bir şey var da yani ana aynenni ile balaya her şeyi söylemesi gerek evet. Yani aynenni ile. Siz onu bir sohbetimizde öyle bir dediniz de mi hatırlayın? Sohbette aytkanım gibi benim hocalarım, bir güzel hocalarım var. O benim neyse her bir hoca bir inci. Evet. Жемчужина инже, бу инжелер бу хазине. Рахметли олды Зейтуллаева Лутфия Киевна ого шиер язайды. Онын ажайып бир шиери «Айнени айтыңыз, жаным анайлар» деген сөзлери бар. Аны шу айненилер мен тилимиз баланың қанына сіңе. Evet. Өзіне сіңе. Бешіктен на алтын бешіклерде бізім тіліміз яңрамақ керек. Оның үшін бүгінде бүгінна телесер жерімізге, бүтін аналарға мен ялварам, айнене айтыңыз, ана тілімізді айненелер айтыңыз. Шо бізім тіліміз, бізім балаларымыздың қанына сіңсін, сіздің сесіңізнен, сіздің сөзлеріңізнен, сіз айтқан айненелерінен. Ана сыжақлығы, ана сүді, aynenni yani ezandan sonra bunla, yani ezan kamet okula ya kulağa ne evet. Kadar muhimdir bakınız bu. Evet. Bu ezandan kamet okula adı koyula. Ana babasının da adı aitila oradaki. Yani zaten son biz o adımızla çağrılacağımız. Doğru. Bu boş değil. Bala en iyisi açılanda aynenni ana sesi evet. Ve ana teliyle bu ne kadar muhim şeydir bunu bir bilsek. Şimdi burada sevgili dostlar, Mayra hocamız çok güzel dedi. Hocalar bir incidir. Ha mesela kuyumcular, benim bu aklıma geldi de. Kuyumcular elmas, yani bir evet. Taşı alırlar, herhangi bir taşı alırlar. O taşı ne yaparlar? İşte işlerler. Hocalar da budur. Ana baba ve hocalar da budur.
Onun için en güzel kuyumcu nasıl işini güzel yaparsa ana baba ve hocalar ondan daha mühimdir. Evet. Yani bu Allah'ın yarattığı evladı yetiştirirler. Bu daha çok mühimdir. Şimdi siz babalığınızda böyle hoca olayım de böyle intildiniz mi buna ya işte sizin? Benim tatam hoca. Ama ben aytar edim ki hocalık yapmayacağım. Bana bu Taşkent'te yengil sanat institutunu bitirdim ben. O zaman göre modeller olmak istegen edim. Tikici olmak. Tikici, modeller olmak bek arzum edi, onu bitirip. Ama Kırım'a kegenesin bu zanat yok edi, tap almadı bir. Bu sın koyumuzda Kırım Tatar Tili ve Edebiyat Ocası pek gerek oldu. Çünkü istediler ana babalar ana tilimizni talebe ballari ana tilimizni o'rganmaga. Son mendan so'radilar istaysizmi bo'lay olmaga chunki ana tilda tatar tilida yaxshilab aytdik. Bilaydim. Kelib bunda Ahmetchitda Devlet Universiteti Vernadskiy adında Devlet Universitetine kirib onu da bitirdim. 93. seneden beri 29 yıl olacak Allah kısmet etse. Ocalık. Kırım Tatar Tili ve Edebiyat Ocası şimdi, bir mektepte çalışıyor. Evet, şimdi bu mektebe ocalığa gelirik. Bundan evvel meraklandıran şey sizin aile, evlatlar. Mayri Hanım, evet. Evet. Aile, siz özünüz nerede kurdunuz ve sizin ballarınız işinizin devam etkiler mi? Yolunuzdan keteler mi, yok mu? Yolunuzdan keteler mi? Allah'a bin şükür. Aile kurga Özbekistan'da kurduk. Umur arkadaşım pek meraklı insan. Acayip insan. O ne iş yapar? O şimdi mektepte çalışan. Oğlum Ernest, kızım Zira ve iki torunum var. Maşallah, maşallah, maşallah. Ocalık zanatı, evet, ben özüm kızıma da aşıladım. O da bugün de bugün Kırım Tatar ve Edebiyat Tili hocası olup alkış. Pabedne yani koyumuz demektir. Maşallah. Devam etti. Buradan selamlarımız yana olsun ailenize, evet, bütün hepsine. Evet. Allah kolaylık versin. Ne güzel, ne güzel. İşte ana kesmine. Ben bellesem o doğru yolda gitti. Siz bu Can Koy'da o sınıfların açılmasında büyük teşebbüs gösterdiniz. Bu faaliyet gösterdiniz. Burası nasıl oldu? Can Koy'da olay değildi çünkü. Yok, bir kıyınçılık yan açıldı çünkü çok nitrişular oldu. Ayakları tırdılar açmakamına kalay mektebini. Ama evet, ne olsa da ana babalar tırışıp bu mektep 89 sene salimden beri. Ana babalarından birleştiğiniz böyle. Evet, birlikte açılgan idi. Evet. Son ondan gayrı 93. senesi kalay mektebinin açıldı. Kamacı bağışlanıp, Kamacı Mektebi 93. senesi açıldı. İki mektep var. İki mektepte 500'den ziyade kadar talebeler okuyorlar. Ondan da gayrı bilesiz bana bu Kamacı'da mektep ve balalar bahçesi kompleks gibi kedi. Bu pek yakışı. Niye için deyince talebe birinci sınıfka kese öyle de bir yakışı bilmese de ama balalar bahçesinden laf etip kese, ugrenip kese, alışıp kese uzun tilinde son bu mektepte de okuması kolayca. Ben böyle düşüneyim de evet hocalık tamam balalarla talebelerle çalışmak ama bir de var ki onları okutanlar ile çalışmak. Bu işin usulünü üslubunu derinden ve incelikleriyle. Bana siz bu işi yapasınız. Siz talebeleri yetiştiren hocalarla da çalışasınız. Evet. Burada ana babalara da diyek ki istek ve talep çok önemlidir. Mektepler açıldı, sınıflar açıldı dediniz ya. Ana babalara da sağ olsun ki istek ve talep olduktan sonra hocalara da destek ola. Birlikte işte bereket ola. Evet. Hocalarla çalışmak o da bir ne diyeyim sizge aytmak isterdim ki bu bir benim için bir mühim iştir. Çünkü, hem gurur vericidir yani doğrusu. Aytkanım gibi her bir hoca bir inci. Her bir incinin uzun bir nesi var. Doğru mu? Evvelki hocalarımız yani tecrübeli hocalarda çok çalışkan hocalar o vakitte Uzbekistan'dan kelgende tilini saklaydı. Tilimizin
nutk inkişaflıydı da, inkişafı yaptı. Evet, evet. Şimdiki zamanevi tali hocalarımız, yani hocalarımız azcık, yeni yetme hocalarımız. Azcık kıyınlaşa, kıyınlıklarla uçraşalar ama bu kıyınlıklarını geçmek için, yetmek için ne yapalım? Yaş hocalarla beraberlikte seminarlar otkızemiz, açık dersler beraberlikte çalışamız. Misal, bu programmalar boyunca kıyınçılıklar olsa yardım etemiz. Son grupamız var, şimdi Viber, WhatsApp, çeşit nelerde. Onlarda bizim grupamız var, o grupaya misal, bir yaş hocanın dersine bir şey gerek ola. Ya bir misal, derslik mi ya da bir konspekt mi ya da bir dersin bir kısmı mı, sualleri bola. Ne oluyor etip şimdi online gibi de birbirimizge yardım gösteriyemiz. Evet, evet, evet. Öğretiyemiz bilmeyenlerine, bilgenine, onlardan biz öğreniyemiz. Çünkü yaşlar da, ben aitmayan bir şey bilmeydi. Onlar da bekim bizden yakşı bilgen taraflar da vardır. Zamanevi teknologiyalar da var, onlar bilgileri küçülüdür. Ana birbirine yardım edip, birbirine konuşup, böyle edip biz çalışamız. Oca derske barğanda her taraflama hazır. Siz subyetimizde aytkan ediniz, derslikler siz çıkargan ediniz yardım olarak. Evet, biz çok yıllardan beri metodik broşuralar çıkaraydık. Hocaların iş tecrübesi, misal nutuk inkişafı neleri, broşuraları. Buna bu 14. seneden beri biz icadi grupa teşkil edip, bu icadi grupada 11 hoca iştirak etti. Silametova, Dilara Romerovna, Zira Kurtsayit, Bilalova, Lenora Rudina ve başka hocalarımız da beraber, Mayeri Simovna. Onlar tecrübeli hocalar beraberlikte 7. ve 8. sınıf ressamlık yani izo fiyanından kitabını Rus tilinden Kırım Tatar tiline çevirdik. Bu birinciydi. İkincisi 5. ve 6. sınıflar için Kırım Tatar edebiyatı kitabını ve hristomatiyasını ayrı ve hocalarga yardımcı bir kullanma burada bir teklifim hazırladık. Var. Teklifim var. Geliniz sevgili dostlar, levhamızı seyreteyik. 1998 senesi üniversitetini bitirip öz yaşagan köyünde oca olup çalışmaga başlay. Oca talebelerine İntizamлы тәрбие бермеге тырыша. Бүгінгі күнге Майри ханымның тәрбиелері чешіт конкурсларда іштирак етіп, муваффақият қазаналар. Өз ожалық ішінден ғайры Майри Ожа да Жанкой районында Қырым татар тілі ве әдебиеті ұсулжысы ола. Өз ішіне буюк севгі іле янаша. Майри Максудынанен пек чоқ йыллар танышмыз. Çünkü o bizim usulcumuz, Jankoy rayonunun pek meraklı adam, uzunu işini pek sevgen, vatanperver, acayip adamdır. O er vaxt bizge ugrete nasıl doğru derslerini bermege, hatalarımızını er vaxt ayta da ugrete doğrulay. Mayri Maksudovna kibi metodistler er bir rayonda olmak isteyim. Olsun ve yaşasınlar ule ocalarımız. Mayri Oca istidatlı balaçıklarga buyuk dikkat ayırmakta. Çeşit bütün Rusiye ve Cumhuriyet Olimpiyadalarına talebelerini hazırlap, Ozu'da icadi yarışlar otkere. Bugün de bugün onun talebeleri Mayri Hanım'nın gururlanıp, oca yolundan ketip, ozleri de oz yaşayışını ocalıqnen bağlaylar. Mayri Maksudana, benim anam. 29 yıldan berle ocalıq yapa ve benim ustazım ola. Men de ona oşap, oca oldum. Dünyada men için en dülber merametli İnsan benim anam. O mağa em dost, em anam.
Майри ханым эр вакыт тек юксек нәтиҗәләр көстере. Бойле оҗалар олса, бызым яшне сөлемез. Оз ана телене да яхшы белеп, дайма бу юк мовакытларга ирешер. Bu lehada iştirak etken sınavdaşlarıma çoktan çok teşekkürler bildireyim. Çok sağ olun. Evet, hepinize sonsuz teşekkürler elbette ki. Bu arada da onu da demek isteyeyim. Bütün mekteplerimize, hocalarımıza, talebelerimize, evet, ana babalara, herkese buradan selamlarımız olsun. Evet. Çok güzel iş yapasınız. İşlerinizde sizler ne kadar dikkatli olsanız, ne kadar estağfurullah çalışsanız o kadar bizim gençlerimiz, yeni neslimiz daha pırıl pırıl olur. Evet, onun için ellerinize, yüreklerinize, işte dikkatinize, bütün işte hizmetinize gene de güç, kuvvet, bereket dileyik. Benim aklıma bir şey geldi de. Mahire Hanım'ın adı. Mahire, çok da güzel ismi var. Sağ olun. Sevgili dostlar, arada gençlere söyleyiniz bu internetten. Bir baksınlar, Mahire ne demektir? Çok güzel bir manası vardır. Sağ olunuz. Ad Moçak deyilir, doğru mu? Evet. Sanım, neyse, adımını kartanam bergen. Çünkü kartan... Büyük ananız mı koydu adınızı? Evet, anamla anası. Ay maşallah işte, ne güzel isim koymuş. Köylerinde, Kırım'da Mahire degen hoca olgan. Bir Ali Cenaplı, bir meraklı insan, bilgili, bilgisi teren olgan. Oca, ocağın pek seviyken, şoğa, ben de torunum şu Mayret ocağday olsun deyip adım koygan. Ama ona adda, adım da tağdırmıyor. Evet, çok uymuş. Uyup geldi, evet. Ne güzel isim koymuş, Allah uzun ömürler versin, geçmişlerinize rahmet etsin, sağlara selametlik. Onun için her işte bir mahirlik çok önemlidir. Mayre Hanım. Pek subetmas men belesem faydalı olur seyircilerimizge bugünkü kunde bu ana tili vaziyeti nasıl Kırım boyunca nasıl mektepler açılama sınıflar nasıl bekam? Belki başka bir taraflarda mekteplere ihtiyaç var orada siz nasıl bilesiniz bu işi bir fikrinizi bilsek yani, denge nasıl denge ana tili edebiyat tahsili boyunca Kırım'da denge nasıl? Енді мен өзім районым, өзім немде айтайым. Бізім районымызда Жанкөйде 2 милли мектеп бар деп айттым, я. Ондан да қайры Мирновка мектебі бар. Анда 7 сынып Қырым татар тілінде алып барыла. Ебе. Ода бір біз үшін бір яхшы бір недір. Ама рус мектеплерде фен оларақ алып барыла. Чок язық ке бүгінде Saatler azıcı kıskarıldı. Az saatler. Az saat. Saat. Ana tiline bir saat, edebiyatka yarım saat. Yani iki haftada bir kere edebiyat olur. Edebiyat bu ne? Bu til, bu inkişan, bu evet. Nutuk, doğru mu? Evet. Edebiyatka, buna bu taraflama bizim saatlerimizin azıcı çoklaştırsa, men bilesem, güzel olar idi bizim ballarımızga da, hocalarımızga da. Evet, hem de burada bir şey var mesela kimi taraflarda mesela ne mektep ne sınıf vardır. Babalar mesela balaların ihtiyacı olduğu yani bizim millet olarak ihtiyacı olduğumuz mesela isteklerimizi bildirip yani dilekçeler yazıp isteklerimizi bildirip mektep olur. Mektep olmazsa sınıflar olur. İşte balalarımız sınıflarda da şeyler ana dil edebiyatını öğrenirler, okurlar. Böylelikle biraz denge sağlanır. Çünkü bu çok insanı yola koymak ya, hayat yoluna koymak. Her bir şey bizim özümüzden, ana babalardan bağlı. Evet. Doğru mu? Ana baba arıza yazıp kemese bugün sınıf değil, fen olarak da açılmay. Evet. Öyle mektepler de var bizim ne de. Ana babalar ne için dur, ne arıza yazmak da istemiyorlar. Balların ana tiline netmek de istekleri yoktur de belliyim hemen. Bilesizim böyle bir söz var. Yani bu işte biraz her yerde aktif değiller. Aktif değiller. Balına kestim de bağışlarsın. Öz tülünü bırakkan milletini üç kere ya da bin kere yerge uğrar degen bir atalar sözü var. Evet. Tel bu bizim baylığımız. Bu bizim ne desem millet
tel olmasa millet olmaz. Evet. Onun için fen olarak olama nasıl şekilde olsun biz tilini öğrenmek gerekmiz, bilmek gerekmiz, konuşmak gerekmiz tilimizde. Evet. İki insan, Kırım Tatar ikisi oturdum, ana tilinde konuşmak gerek. Ne üçündür bugün de bugün buna bu kaideler bırakla. Evet. Evet, çok sağ olunuz. Çok doğru dediniz. Çok doğru dediniz. Ben buna koşulayım da burada ben sevgili teleseyircilerimize Kırım ve Kırım dışında farkı yok. Çok yerlerde bizi seyrettiler. Her vakti yazaylar. Ha, Orta Asya taraflardan evet. Çok yazaylar. Yani oradan durup burayı yani vatanı yaşaylar. Evet. Ve umut ne yaşaylar? Bir inşallah nasip olur vatana gelirler. Şimdi vatanda olmayıp dışarılarda daha uzaklarda yaşayanlar da var ki gönlü vatanda. Evet. Şimdi ben ne demek isteyeyim de dedik ya yanı hocalar. Onların bilgisinde mesela bilgisi çok güzel olabilir. Ama burada dediğinizde ben bir şey anladım ki ana dilinde biraz aksama vardır yani. Ana dilinde aksama var. Niye? Özbekistan'dan gelende halkımız ana dilini çok kullanmaydı. Yani vatanımızda yaşayıp biraz halkımız ana dilini kullanmayıp koydu. Evlatlar da ana dilini laf etmeye büyüdükten sonra öyle oluyor işte. Evet. Biraz bilgisi güçlü olsa da ana dilinde aksama olur. Ana dilinde aksama oldu mu başka şeylere de tesir eder bu. Ben böyle düşünüyorum. Bilesiz mi siz aykanınıza koşulam. Çünkü aksama olganı buna kelgende biz Özbekistan'dan çeşit taraftan geldik. Elbette bu Kırım'dan ketkende de her bir koyunun uzun şeyesi var idi. Evet. Doğru mu? Evet. Özbekistan'dan kelgenden son bu tarafka herkes o şevesinde söyleye başladı. Bizim milletimiz arasında azıcık buraya bir mıskıllay desem bekimde gelişmez. Ama böyle bir neler oldu, ayırma oldu. Yani sen çöl tarafısın, sen yalı boylusun, sen oğaysın, sen tatsın. Ana oraya şey birbirinden utanıp, onlar Rus diline geçe başladı, yaşlarımız. Hmm. Bu bizge çok zayıfça oldu. Evet. Ayaktırdı dilimizin inkişafına. Nasıl şivede olsun, bugün de bugün talebeler geli, ebet Kur'an'da evet. Birisi, yalı boy şivesinde birisi, çöl tarafı. Nasıl olsa laf ettiniz. Bu sinonimler. Elbette ya. Niçin başka türlerde bu baylığımız? Bu zenginliktir. Şiveler zenginliktir. Şiveler laf etti ama biz oca edebi tilini evet. Öğretmek gerek. Edebi tilde konuşmaya anlatmak gerek. Evet ama ders dışında şivelerde de laf şivelerde etmek de gerek. Laf etmek çünkü gerek. Bu bizim zenginliğimiz, evet. Bu bizim sıcaklığımız. Gerçekten de. Çok güzel dediniz. Sevmekle olur her şey. Her şey sevgiyle olur. Sizin de sözünüz öyle bir sözünüz vardır. Sevmekle olur. Gerçekten de sevgili dostlar, seveyik, sevdireyik. Yani bir tek demekle olmaz, sevmekle olur. Sevmekle de yaşanır. Ben size tekrar tanıştıracağım. Bugünkü programımızda ana dili edebiyatı hocası metodist bizim Mahire hocamız Süleymanova Canköy'den bulundu. Çok teşekkür ettiğim sizlerin adınızdan kendine. Sevgili dostlar, programımız sonuna geldi. Mahire Hanım gelecek programlarımızda da sizi görmek isterik İnşallah. Elbette. Çok sağ beraberlikte olayı beraber çalışayık. O taraflarla alakamızı üzmeyeceğimiz. Sevgili dostlar, bu arada sizlerle de sağlıklaşamız. Gelecek programlarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı halınız.